Şirket değerleme nedir ve gerçekte ne ifade eder? Şirket değeri bir şirketin el değiştirmesinde baz alınacak fiyat olmasının yanında aynı zamanda şirketin tüm varlık ve faaliyetlerini barındıran bir mekanizmadır. Bu varlıklar genellikle fabrika, makineler, arsalar, personel, yönetim, iş gücü gibi unsurlar olarak düşünülse de bunun çok daha ötesindedir. Değerleme bunların yanında şirketin doğru ve yanlışlarını da dahil tüm parametreler içerir ve şirket kararlarına yön verir. Tüm parametreler içerir derken dünyada, ülkede, sektör ve şirket içerisindeki tüm parametreleri kastediyoruz. Dünyada, ülkede, piyasada, sektörde, rakiplerimizde ve daha birçok konuda her an, her saniye birçok değişiklik olmaktadır. Şirketimiz ise bu gelişmelerin hiçbirisinden bağımsız değildir. Dünya bir denize, ülke bir gemi ve şirket ise gemi üzerindeki bir varlığa benzetilebilir. Bu varlık denizdeki dalgalanmalardan da, gemide oluşan hasarlardan da bağımsız olamaz. Evet, halkımız kendi sanatını geliştirip el emeğiyle yoğurduğu birçok şirket kurmuştur. Daha küçükken işler yolundadır. Fakat işler büyüdüğünde her şey değişir. Yöneticiler kendi sanatlarına artık hiç vakit ayıramaz. Zira artık başka parametreler devreye girmiş, sanat uçup gitmiştir. Artık yöneticiler CEO olmuştur. Bundan sonra nakit akımı, döviz kurları, bilanço, gelir tablosu, Merkez Bankası, Fed kararları, şirket karlılığı ve daha birçok şey var. Birçok şirket sahibinden şunu duyduk. Yıllardır şirketi en iyi şekilde yönettik. Her yıl milyonlarca dolar kar elde ettik. Fakat bunun etkisini hayatımızda göremedik. Bunca yıldır kendime ne bir ev aldım ne de şirket kasasında hatırı sayılır bir para var. Bunca yılın karı ne oldu da elimizde hiçbir şey yok. Bu karşılaştığımız ve cevabını tespit ettiğimiz yüzlerce sorudan sadece bir tanesidir. Şirketin bu o kadar ortakları, müdürleri, CEO'ları, danışmanları olduğu halde bu sorunun cevabını ya düşünmediler ya da önemsemediler. İşlerine daldıkları için bu konuya çok da yönelemediler. Aslında bunca yıl kâr edildi fakat bu kâr farklı yerlere gitti. Kâr demek ortakların cebine giren para demek değildir. Kâr etmek de şirketi doğru yönetmek demek değildir. Bu kâr ticari alacaklara, stoklara, gayrimenkullere ve daha birçok şeyi fonlamakta kullandı. Sonuç olarak ortakların eline bir şey kalmadı. Yani şirket sonuç olarak doğru yönetilemedi. Gelelim şirket değerlemenin bunun ne alakası olduğuna. Şirket değerleme, evet bir açıdan şirketi her yönüyle tartar ve kaç TL olduğunu bulur. Fakat doğru yapılan bir değerleme, şirketin ağırlığını oluşturan unsurların tamamını ortaya çıkarır. Evet, yönetim, faaliyet, personel verimliliği, nakit akışı ve daha birçok şey. Peki, şirket değeri neleri ortaya döker? Veya daha doğrusu değerleme neleri ortaya çıkarır? Şunları çıkarır. Neleri doğru ve neleri yanlış yapıyoruz? Şirketin ürettiği tüm getiriler nerede? Emsal firmalara göre daha mı iyiyiz yoksa daha mı kötü durumdayız? Sektörde ve genel ülke ekonomisinde değişecek olan parametreler bizi ne şekilde etkiliyor? Bu parametrelerin değişmesinin durumunda bizler neler yapmalıyız? Dolar, euro, piyasa faizleri ve benzeri unsurlar değiştiğinde bizler ürün fiyatlarımızı hangi oranda arttırmalıyız ki mevcut durumumuzu koruyabilelim? Yeni yapılacak olan bir kapasite arttırımı, makine alımı, yeni personel alımı gibi değişikliklerde bu değişikliklerin şirkete ölçülebilir faydası nedir? Ya da şöyle düşünelim. Ayda 10.000 TL'ye alınacak bir personelin, daha doğrusu aylık maaşı 10.000 olacak bir personelin şirkete gerçek katkısı nedir? Ya da 100.000 dolara alınacak olan bir makinenin şirkete ölçülebilir gerçek katkısı kaç TL'dir? Bu yatırıma girmeye değer mi? Evet, doğru ve kaliteli büyüme ne olmalıdır? Örneğin, ABD her yıl %10 büyüme şansına sahipken neden sadece %3 büyümeyi tercih ediyor? Buna benzer şekilde bizim şirketimizin kaliteli büyüme rakamı nedir ve ne olmalıdır? Yani hangi eşiğe kadar büyümeliyiz ve
Hangi noktada başa baş noktasını buluyoruz? Evet, her firma ayrı bir karaktere sahiptir ve aynı sektörde tamamen aynı faaliyetleri yürüten firmalar bile tamamen farklı karakterleri vardır. İki firma aynı işi yapıyor olsa bile tamamen aynı yapıya, aynı karaktere sahip olamaz. Yöneticilerin hayat görüşü, eğitim seviyeleri, karakterleri, becerileri ne kadar farklı gösterirse işte şirketler de o kadar farklıdır. Bu nedenle her firmanın farklı şekilde incelenmesi ve gerçek karakterini ortaya çıkarılması gerekir. Firmaların karakterleri şunlardır. Nakit akım gücü, bilançosu, kayıp kazanç, stok devir süresi, alacak devir süresi, net işletme sermayesi, bütün bu parametreler. Evet, yine başa dönelim. Şirket değerleme klasik yaklaşıma göre şirketin el değiştirme değeri olsa da biz kurum olarak şirket değerlemeyi farklı bir noktaya taşıdık. Şirket değerleme şirketin tüm doğru ve yanlışlarını ortaya döken en temel bakış açısıdır. Değerleme sadece şirketin değerini vermez, şirketin tüm karakterini her şeyle birlikte ortaya döker. Kargem olarak değerlemeyi ve değerleme yapıyoruz ve değerinizi artıracak tüm desteği sizlere sağlıyoruz. Hemen www.değerlemeşirket.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.